Herkese selamlar dostlar. 10 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İddialerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağız. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt isterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle bu videoda bir rolling yapıyoruz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız art 300 seviyesindeki like'lardır. Daha önce rolling 4'te kaldık sanırım. 5'te sonlandıracaktık zaten. 89. dakikada yapmıştık. Hatırlayanlar vardır Ajax maçında. Bu sefer tekrar başlayalım dedim. Bakalım şansımız yaver gitsin. Bir adet skor yarışmamız var ondan bahsedelim. Ondan önce de Bayern Münih maç skorunu bilen arkadaşımızı açıklayalım. Adem Bozanbaşı maç 6-1 bitti. Fakat şöyle olmuş onu söyleyeyim ben size. E, 6-1 yazmamış. Maç skoru diğer yazdığı için alıyorum tamamen. En fazla 4-1 var. 5-2 var yazanlara baktım. Adem Bozanbaşı akıllılık yapmış. Diğer yazmış maç skoru. E, 6-1 de diğere girdiği için 6'dan sonrası 6 ve sonrası. O yüzden bu arkadaşımıza aldık diyelim. Bakalım kimsenin giremeyeceğine en azından bir kişi girsin isterim. Maç skoru yarışması Valencia Real Betis mücadelesi. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim arkadaşlar. Katılacaklar bol şanslar. Geçtim bunu. Dün 2 adet kombine verdim. Toplamda zaten YouTube'da 7 adet maç anlattım. 7'de 5 olarak sonuçlandı. İki kombineye baktığımız zaman da sol taraftaki kombinemiz güzel bir kombineydi. Spezia'nın KG varı Bayern Münih'in maçının 3.5 üstünü olarak verdim. Spezia'da ilk yarıdan KG var geldi. Bayern Münih de ilk yarıdan 3.5 üstü oldu zaten. Başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yatan kuponumuza baktığımız zaman da Paderborn dakika 8'de Kırmızı kart yediği için haliyle gelmedi. Aslında en güvendiğimden maçtı. Yüksek misli olarak da önermiştim. Stuttgart maçında KG var o da geldi. Güzel bir kombineydi fakat kırmızı kart burada işi bozdu. Yoksa 2'de 2 kombin olarak devam edecektik. Bir de herkes açık Telegram grubunda dün güzel bir eğlence yaptık daha doğrusu. Benim için güzel oluyor böyle. Maça gittiğim zaman canlı yapıyorum ben her zaman. Şöyle başlayalım. Dün ki maça yetiştik. Alanya Spor maçına gittim dün. Canlı yapalım dedik. Dedik ki ilk yer Alanya Spor, bir tane daha gol atar dedim. Baktım o Lusamba çok net pozisyon kaçırdı. Stattan yapıyoruz canlıyı. Maç golükten bilirim gelmiyor. Başarısız oldu o canlımız. Ondan sonra dedim ki ikinci golü Alanya atar dedim. Baktım değişiklikler de oluyor. Dakika 61 gibi verdim bu canlıyı da. Hemen şurada 61 de gözüküyor zaten. Ondan sonra Oğuz Aydın oynadı. <laughs> Oğuz Aydın! Kangal sıradaki golü verdi. Haydi oğlum! Burada Oğuz Aydın'a golü biz attırdık sanırım. Golü atan Oğuz Aydın oldu orada. Hatta sonradan dedim ki. Oğuz aslansın oğlum. Sıradaki gol geldi. Bravo. Çekimler benim çekimlerim zaten. Telif atamazlar. Üçüncü golü de Oğuz atar mı diyerekten. İkinci golü zaten başarılı oldu. Üçüncü golü de Oğuz attı bu arada. Ama ben canlısına girmedim. Son bir canlı yaptım orada. Herkes açık. 4300 kişilik bir grubumuz bu. Bayern Münih'in atacağı 6 gol yani. Yani 4 tane attı, 2 tane daha atar diyerekten ev sahibi 5.5 üst verdim. 2 dakikada 2 tane daha attı. O da başarılı oldu. Buradaki arkadaşlarımız zaten dediğim gibi videoya destek versin. Ben ara ara zaten buraya da canlılar yaparaktan da ekstra kazanç elde etmeye çalıştırıyorum herkese bilginize. Dilerseniz başlayalım. Dediğim gibi Rolling başlıyoruz. O yüzden sizlerden ricam şöyle bir artı 300 seviyesinde bir like atın yani rica ediyorum. Başlayalım. Direkt rolling maçımdan başlayalım. Totemdir. Olympiakos Partizan mücadelesi arkadaşlar. Öncelikle mücadelenin ben bol sayılı geçmesini bekliyorum. O yüzden üste yöneldim. Neden üste yöneldim? Partizan tarafında Obradoviç var bildiğiniz üzere. Çok yani... Çok büyük teknik adam. Fenerbahçe Beko'dan biliyorsunuzdur mutlaka. O Boğdan Oviçli dönemlerde falan çok kızarıyor zaten adam. O kızarma şeyi hala var. Geçen maçını seyrediyorum yine Partizan'ın. 91 sayımı ne attı? Kevin Punter muazzam sallıyor. Şöyle bahsedeyim. Partizan tarafında oyun kurucu olarak biraz sıkıntı var. Fakat bireysel yetenekleri çok iyi kullanıyor. Özellikle Kevin Panther'ı son iki maçtır 29 ve 24 sayılık performanslarıyla bir nevi takımı sırtlayan isimlerden biri oluyor. Biraz da Kevin Durant'a da benzetiyorum bu arada. Partizan tarafında. Obradoviç zaten kızara kızara domates gibi oluyor herkese sayıları arttırıyor diyeyim ben size. Olympiakos da kendi evinde son iki mücadeleyi de kaybetti. E, zordur yani Olympiakos'un kendi evinde üst üste iki kere kaybetmesi. Çok iyi bir taba zaten suluk hastalar vesaireler derken. Ben mücadelenin Partizan'ın da oyuna girmesini bekliyorum. 160'dan ben alalım diyorum. 1.42 gibi orandan rolling olarak değerlendirelim dedim. İlk mücadelem budur. Değerlendirecekleri ve rolling maçımız budur. Videonun sonunda zaten rolling olarak göstereceğim. Geçelim futbolla devam edelim. Rayo Vallecano ile Celta mücadelesi. Celta Vigo'da pozisyonları giriyor fakat bir türlü sonucu alamıyor. Bu Fiorentina'nın bir dönemi oldu ya 4-5 hafta önce. Öyle bir dönem var Celta Vigo'da da. Yavaştan toparlanmak isteyecektir fakat karşılarında son Real Madrid maçını izlediyseniz ben 90 dakikasını izledim keyif aldım. Canlısını yaptım oradan da yakaladık hatta. Dedim ki Rayo Vallecano bildiğin şiir gibi oynuyor arkadaşlar. Ona diyor, şiir gibi oynuyor yani yaptığı o organizasyonlar hatta Can, ön canı duygu diyor ki yani spikeri bu arada. Yani ilk defa izleyen biri varsa diyor bu mücadeleyi. Oraya böyle Sempati duymaması imkansız diyor. Öyle güzel bir futbol sergiledi. Ben bu İspanya'nın şu oyunu seviyorum. Bakın ilk yarıdan gelecek bir gole güzel oran açmışlar. İlk yarıdan gelecek bir gole 1.34 gibi oran açmışlar. Yazılır yani. ideal kombinenin bir tanesinde yazılır bence. Güzel tempolu bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Hatta ben diyorum ki ilk yarıdan bir golü aldık geçtik diyelim. Mücadelenin de 2.5 üstte sonlanması neden olmasın diyorum. Onun da oranı 1.96. Yüksek oranıyla birlikte bu mücadeleyi de sizlere önermek istiyorum. Bol şanslar. Valencia ile Real Betis mücadelesi. Zor bir maç. Normalde var ya yani direkt Real Betis tarafından 0-2 şansı giderdim bu maçta. Fakat geçen maç iki tane kırmızı kart yedi ve takımın en önemli iki tane oyuncusu. Fekir ile Iglesias. Bu iki oyuncu kırmızı kart yediği için bu maçta olmayacak. O yüzden Valencia'nın da burada kazanma ihtimali de var. Maçın 1-1 bitme ihtimali de var. Yani ben burada nasıl bir tercih yaparım diye baktım. Hem kaçama tercih yapalım hem de yüksek oran bir tercih yapalım diye düşündüm. Mücadele genelinde ben 2-3 gol bandının aşılacağını düşünmüyorum. Oran 1.78 bandında. 1.78 oranda 2-3 golde genellikle gelir. Bakalım gelecek mi? Burada da Real Betis tarafında iki tane o önemli eksik olmasa ben dediğim gibi Real Betis tarafına giderim. Onlar da hem formül yakaladı hem de güzel bir futbol sergilediğini söyleyelim. Son maçında da muazzamda bir gol yediler. Gudeci attı Sevilla ile birlikte. muazzamda örümcek ağlarını 90'dan aldı diyeyim. 2-3 golle kaçarım ben bu maçtan dedim. Real Madrid ve Kadiz mücadelesi. Dedim ya Real Madrid'in son maçını izlediğim diyerekten de. Yani Junior gerçekten cimrilik yapıyor. Maçta 2-1 öne de geçtiler. Gaza geldi. Ya bazı pozisyonları da yedi açıkçası baktığım zaman da. Ceza sahasından solda arkadaşları koşuyor. Şut çekmeyi denedi. Dışarı attı şutları da. Ya biraz aklı başına gelmiştir diye düşünüyorum. Kadiz'de oynayacaklar. Olası bir şov gelir mi bilmiyorum. Real Madrid'den korkarım ben. Ben alabilecekseniz fazla da oranı yok açıkçası. İlk yarı bir tercihim bir 32 gibi orandan tek tercih olarak öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar efendim. Geçtim diğer mücadeleme. Fenerbahçe Beko ile Kızıl Yıldız. Euro Ligi sallayan bir Fenerbahçe var. Avaraj olarak da en önde. Lider de Fenerbahçe. Wilbekinler, Motslar bunlar inanılmaz şu an tempo yakaladı. Son maçlarında kaybetti. Şöyle kaybetti. Barcelona hedef gitti. Bir ara sanırım fark 13 mi 20 mi ne oldu? Ee, i̇zleyenler takip edenler vardı. Tam fark hatırlayamadım. Ona rağmen mücadeleyi 81-80 kaybettiler. Yani Fenerbahçe bir dönüşü yaptı. Son periyot 30 sayı attı. Son periyot zaten 55 sayımına çıktı o mücadeleyi de alt vermiştik. Yani son periyot bir nevi patlattı o mücadeleyi. Ama Fenerbahçe Beko orada gerçekten inanılmaz bir dönüş sağladı. Kızıl Yıldız'la oynayacaklar. Kızıl da son maçında Monaco'ya karşı oynadı. O maçta da Monaco'nun atacağı 85 sayıya gitmiştim ben. Bir de Euroleague Perşembe Cuma olduğu için takip etme şansım çok daha yüksek oluyor benim. Takip ediyorum o yüzden. Ben burada Fenerbahçe tarafındayım. Ama nasıl Fenerbahçe tarafındayım? Fenerbahçe'nin atacağı burada 80 sayı yani ev sahibi 79.5 üstün burada 44 gibi oranı var değerlendirecekler bol şanslar diyelim ve geçelim son mücadelemize son mücadelemiz Real Madrid ile Anadolu Efes mücadelesi Anadolu Efes'te ya Larkin ne kadar bir önemli bir oyuncu olduğunu gerçekten gösteriyor daha doğrusu ya Larkin'in yokluğu hissediliyor yani açıkçası Bissiç ve Clyburn taşıyamıyor onlara böyle top dağıtıcı hatta Larkin de şöyle diyor daha skorer bir kimliğimden ziyade artık asist yapmak istiyorum ben diyor. Takıma daha çok yardımcı olmak istiyorum diyor. Adamın yaşı da geldi zaten. Yaşı da var. Ki baskette yaşının o kadar çok şey yok da. Velhasıl kelam Real Madrid ile oynayacaklar. Real Madrid tarafında da hoca gidecek mi kalacak mı? Eleştiriler var. Bu hocayla olmayacak var. Oyuncular bir nevi ona göre bir stres var Real Madrid tarafında da. Buradan Anadolu Efes'te hafta içinde bir de transfer yaptı. Isaac Tyler'ı aldı arkadaşlar kısa rotasyonunu biraz daha genişletmek istedi. Dış şutlarda biraz daha öne çıkmak istedi. Bir nevi Larkin'in yerine olarak söyleyebiliriz diye düşündüm. Larkin bu maçta tekrar olmayacak. Mistich, Clyburn, Tyler oynarsa bilmiyorum. Nasıl Ergin Hoca nasıl şans verir? Ben mücadelede şöyle bir düşündüm. Ya Anadolu Efes bence yenilse bile burada 8 sayı fark yemez dedim. Real Madrid çünkü son dönemlerde çok iyi değil. O yüzden burada ben Real Madrid'in 8 sayı fark atamayacağını, Anadolu Efes'in de 8 sayı fark yemeyeceğini düşünüyorum. 1.38'de ideal bir oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Ve ekrana rollingimiz gelsin. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerden ricam videomuzu atacağınız like'lardır. Ben şöyle rolling 1 olarak 100 TL ile başlayalım. 100 TL ile başlayın. Kimi 10 lirayla başlar. Kimi 500 lirayla, kimi 1000 lirayla, kimi 300 bin lirayla, kimi 1 milyon lirayla. Fark etmez. Ama dediğim gibi 100 lirayla başlayalım. Şöyle bakalım Rolling 5 yapabilecek miyiz? Değerlendirecekler. Bol şanslar. Ben Partizan'ın da oyuna destek vererek de mücadelenin Olympiakos tarafından zaten bir 80 sayı falan gelebilir diye düşünüyorum. Mücadele genelinde 160.5 üstü alarak da 142 gibi orandan Rolling gibi ilk mücadelesi yapıyorum. 100 lirayla gelirsek 142 lira gelmezse de canım sağ olsun da zaten daha önce de İlk de ilk kaybedişimiz olmayacak yani onu söyleyeyim. Değerlendirecekler bol şanslar. Video'ya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.